Günaydın. Bu biricik yine serbest kıyafetle. Bir şeyler karıştırıyor ama öğreniriz bu kıyafet balosunun sebebini. Günaydın çocuğum, geç. Dur şu üstünü bir düzelt, üstünü. Ya bırak, bırak ya. Eleman, ben sana dedim, yalancının mumu yatsıya kadar dedim. Ya Beto zaten çok kötüyüm, kendi üstüme üstüme. Oğlum bak, en baştan söyleyecektin haline sınıfta kaldığını. Deli misin sen? Babam benim sınıfta kaldığımı öğrense beni böyle kıtır 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 keser. Peki kimse şüphelenmiyor mu yani? Ya ben şimdi böyle hani işe tam gün gidiyorum deyip öyle geliyorum ya okula. İşte ben bugün okula gelirken mahallenin böyle en dedikoducu kadınla beni böyle okul formasıyla gördü. İnşallah kimseye söylemez. Dikkatli ol oğlum bak, çok dikkatli ol. Eğer yakayı ele verirsen bir daha okula asla gelemezsin. Tamam tamam, hadi gel sınıfa gidelim. Koş koş. Demek konu buydu ha biricik. Niye bana gelmedin be evladım? Dur bakalım. Tamam, İstat Devletleri'nin İstanbul'a girişi. Başka. Kes sorularını da. Tamam. Bunlar çalışmasın. Babam gelmeden şu formanın eteğini değiştirecek zamanım olsa bari. Of of. Biricik. Baba. Nereden böyle? Şeyden baba. Patron beni birkaç böyle bir şey almaya gönderdi. Oradan geliyorum ben. Bu kıyafet ne? Yoksa komşu kadının söylediği doğru mu? Okul eteği değil mi bu? Şey babacığım, şimdi ben hani böyle sabah erken çıkıyorum evden. Böyle geç kalmıştım ben bu sabah babacığım. Bütün kıyafetlerim de kirliymiş, aksilik. Şey hani çok da böyle kıyafetim yok ya pek biliyorsun. Hani geç kalmayayım diye ben böyle giydim ben. Bunu ama hiç böyle hani belli olacağını düşünmedim babacığım. Okul eteği olduğunun böyle şey olacağını. Çok mu belli bak, üzüldüm ben şimdi ya. Sen okuldan mezun olmadın mı yoksa biricik? Oldum babacığım, vallahi billahi oldum. Biricik. Öğretmenim. Beni tanımış olmana çok sevindim. Nasılsınız efendim? İyiyiz. Siz efendim? Biz nasıl iyi olalım? Bu eski öğrenciler okuldan mezun olduktan sonra gelip bir hatırımızı sormuyorlar. Biricik, ben sana çok kırgınım. Ben çalışıyorum da öğretmenim. Ondan gelemedim. Duydum. Çalıştığını duydum. Ben sana başarılar diliyorum. Ama insan okulunun bu kadar yakınına gelip de bir uğrayıp öğretmenlerin elini öpmez mi? Değil mi? Efendim ben sizi daha fazla tutmayayım. Sağ olun hocanım. Hoca camide. Eğer gelmezsen senin kulaklarını çekerim, bilmiş ol. Allah'a ısmarladık hocam. Hadi gidelim biz. Yemeyeceğim. Bu ara akşama hasılat iyi olursa kendimi 3 gofretle birlikte ödüllendiririm ya. O zaman daha iyi olur. Günaydın Menden abi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Temizle beyler, paşpaşla beyler. Oğlum, emin misin lan? Yiyecek mi bu numarayı? Arif, sen çömezlerle takılır oldun galiba son zamanlarda. Bizim başarılarımızdan imparatorluğumuzu unuttun galiba ha? Tamam abi, tamam. Lafın gelişi söyledim ya. Hadi ver de başlayalım. Tamam. Kolay gelsin kardeşim. Hadi. Öpeyim. Buyurun. Vay patron, ne yapıyorsun? Ölmüşler Ömer abi. Sağ olasınız. Ne yapayım ya, çalışıyoruz işte, koruyoruz. gençler, devereyim sizi. Tost, ayran, kola, gazoz. Coşun bağlım, hadi söyle. Coşalım dün beni. Sabah sabah, bak. İki tane çift kaşarlı tost, bir de iki tane çift yoğurtlu ayran alalım biz. Ya.
He, diyorsun ki para peşi kırmızı beşim. Tamam abi, hemen verelim. Takdim edeyim sana. Buyur. Para peşin kırmızı meşin de bu ne parası böyle ya? Döler değil, yöre değil. Döler değil, yöre değil tabii. Mennan abi, bu öz be öz hakiki Türk parası. Yalnız bizim bağlantılarımız iyi olduğundan yeni Türk parasını okula biz getirdik ilk. Yeni Türk parası mı? Nasıl yani ya? Ya abi, bizim paradan 6 tane sıfır atılmayacak mıydı? Atıldı gitti işte. Bundan sonra sıfır falan yok. Yeni para bu. Ya öyle şeyler duydum da ama yani... Ve bunun üstünde İsmet İnönü'nün resmi var ya. David Beckham'ın resmi olacak değil ya benden abi. madem paramız böyle olsun. Böylesi daha güzel olmuş ya. Neydi o sıfırlar mıfırlar falan. Kafamız karışıyordu kafamız vallahi. Herhalde abi. Zaten ticaret dediğin zahmetsiz olmalı. Bak sıfırlar gitti dertler de bitti. Başlasın alışveriş. Hemen sana abi takdim ediyorum buradan. Hem delikli hem normal veriyorum değerli. 175 kuruş. Bunlar delikli. Bunların üstüne 5'er kuruş daha koyuyorsun. Bana da 2 tane gofret ayırıyorsun. Ben de 150 ile gofret alıyorum. İçim basılsın yemekten evet. Sonra bak gel. Tamam. Ben şunu da vereyim kuruş, abi. 25, çünkü ağzım kurudu biliyor musun? Kola da alacağım. Abi 125 verdim, üstüne 75 verdim, o da üstüne bir 75 daha verdi. Artık sıfır yok sende bak. Şey 175 yap. 5 lira, 6 lira, 6 lira 50 kuruş, 7 lira 5 kuruş da, 7 lira 5 kuruş. Vay be, bunu eski paraya göre hesaplarsak 80-100 milyona denk geliyor ya. Vay be. Amma hasılat yapmışız bugün ya. Artık akşama kendime 4 tane goflet bile ısmarlasam azdır ha. Mennan. Buyurun amirim. Sevda Hanım geldi mi buraya? Gelmedim amirim. Ne o burada mı buluşacaktınız amirim? Salak niye burada buluşalım? Ne bileyim amirim yani siz öyle şey deyince. Neyse gelmişken kantinin hasılatını alayım. Ver bakayım ne kadar hasılatı var kantinin. Buyurun amiri. Maşallah ganimet gibi hasılat yaptık amirim ya. Bu ne be? 7 lira 5 kuruş amirim. Ya ben zaten eski para koleksiyonumu istedim. Kantinin hasılatını ver dedim sana. Hasılat bu amirim. Yeni para amirim yeni para. Serzek yeni Türk lirasına geçtik mi biz? Geçmedik mi? Geçmedik tabii. Al şunları bütün bunların bugünkü karşılığını senin maaşından keseceğim. Ama amirim. Amirim nasıl ya? Ver bakayım onları bana. Ben bunu bir antikacıya okuturum. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şey, aşkım. Benim şey, idmanım var. İdman mı? Haftalık programında yoktu. Yoktu aşkım ama... Bu sen tam kantindeydin ya. Otelimiz bana tak telefon. Das ist eine idman. Yani damla aram kötü biliyorsun. Ona mahsus ben idmana gitmem lazım. Of ya. Sevgilimle bir baş başa kalamayacak mıyım? Vallahi söz yemin ederim aşkım ben bunu telafi edeceğim ya. Tamam. Ama bir daha olmasın. Olmasın aşkım. Vallahi olmasın. Ben de diyorum sevgilimle şöyle bir baş başa kalayım ama... Vallahi telafi edeceğim. Şimdi sen git aşkım. Ben de çocukları bekleyeyim şimdi. Onlar da idmanı seyredeceklermiş. Tanıştırayım şimdi Pierre'de, Tuncay'da. Tanışmak istiyorlar tabii. Tamam. Ara beni. Ben de dışarı takılacağım biraz. Takıl hayatım. Biraz kafanı dağıt ya. Görüşürüz. Öyle mi çıksaydım ya? Tek başına gezmek de çok sıkıcı. Ah be aşkım. Bıraktın beni bir topun peşinden koşmak için. İçeride mi? Niye gelmemiş? Hadi ya. Of ya. Ay, seni de boşuna yoruyorum arkadaşım. Ama hep gelirdi. Ya saçmalama törpüm ne yapalım ya? Ben asıl Barbie'ye söylediğim yalan nasıl ortaya çıkmayacak onu düşünüyorum. Ay, sana da zahmet veriyorum arkadaşım. Ne yapayım? Tek isteğim şunu atılganı delirtmek. Saçmalama törpüm ya. Allah Allah. Biz de aşık olduk. Halden anlarız yani. Canımsın. Hadi kaçalım o zaman yavaş yavaş. Barbie! Barbie! Güzel poşetler. Aşkım ne haber?
Ne haber aşkım? Aşkıma bak ya. Aşkım, iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Gerçekten de iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Dün 2 saat önce. Döndüm. Benim idman vardı ya aşkım. Evet. O iptal oldu aşkım. Ben de seni tam arıyordum. Ya ben de tam bu civarda dolaşıyordum. Ortega'ya rastladım. Ya ya. Tam seni arayacaktık tam. Anladım. Peki idmandan buraya gelene kadar telefon açamadın mı? Açamadım mı? Açamadım aşkım. Açamadım aşkım. Niye? Çünkü şarjım bitti. Şarjım bitti benim. Ve ben kafeye gireceğim ya. Kafeden seni arayacaktım hemen. E bir de senin ev buraya yakın. Yakın ya. 5 dakikada gelirsin diye hemen arıyordum yani. Ay bu tesadüf çok güzel oldu. Vallahi. Hadi kafeye bırakmayız gidelim. Çayımızı kahvemizi içelim aşkım. Değil mi aşkım? Nasıl özlemişim aşkım beni. Çok güzel gözüküyorsun aşkım, biliyor musun? Neler aldın? Neler aldın? Vallahi. Ay kurban olayım ben. Aman benim aşkım. Ne haber Barbie? İyi misin sen? İyiyim. Sen nasılsın? Gelsene sen şöyle bir. Aşkım, bu arkadaki gıcık çömezler var ya. He. Ya bu gıcıklar sürekli bizim hakkımızda konuşuyorlar ya. Onların karşısında böyle samimi olup ağzına laf vermemek için yapıyorum. Ona mahsup ben. İyi sen bilirsin. Tabii bu güzel bayanı okul çıkışında güzel bir yerlere götürüp bir şeyler ısmarlayabilirim. Benim aşkım teklif edermiş de ben kabul etmez miyim? Ya kantinden bir şeyler alıp içsek mi ya? Tamam, hadi ben gidip alayım. Sen bir meleksin, meleksin. Sağ ol Barbie, sağ ol Barbie. Bir dakika, bir dakika ya. Nasıl bursu kazanamadık diye bizi cezalandırıyorlar? Of be Melek, yani Afet Hoca'yı tanımaz gibi konuşma sen de. O mutlaka hepimiz bir ceza verecek. Ya olur mu öyle şey canım? Ya burası okul mu, hapishane mi? Eylem koyalım arkadaşlar. Eylem koyalım, evet eylem koyalım. Böyle eylemimizde kızlar erkekleri öpsün. Nasıl? Eylem koyalım dedik. Senin fantazilerini gerçekleştirelim demedik. Ya anlamıyorum ben ya. Yani siz nasıl böyle bir tepkisiz bir gençlik olup çıktınız ya? Oğlum siz conconsunuz ha, concon. Hop hop, ne conconu ya? Biz concon falan değiliz. Sadece cezayı görelim, gereğini yaparız. Evet, evet abi, ben de uyurum. Ha, seninki boy gösterdi. Böyle böyle süzülür. Rahmeliciğim, hiç olmazsa benimkinin gösterecek boyu var. Seninkinin neyi var? Öyle üzerine basacağım diye ödüm patlıyor. Kimmiş benimki? Hani var ya böyle, Kopil. Ama Kopil benimki değil. Hem artık o karşı tarafın elemandır, unutmayın. Oğlum var ya, bence bu kızı sen bir daha öpemezsin. Yani yaptığın ev partilerine bile gelmez. 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 Ortega. Aa, günaydın torpum, ne haber? İyiyim. Ben de tam seni arıyordum. Barbie buralarda mı? Yok ya, daha gelmedi. Ağaç oldum burada vallahi. Ama hayırdır ya, bir problem mi var? Aslında var. Atılgan. Yani bana yaptıklarını bir türlü hazmedemiyorum. Kafayı çakayım mı? Dövelim mi? Hayır. Böyle onu dövmekten daha beter etmek istiyorum. Aa, burnuma bir plan kokusu geliyor en incesinden. Aslında bir planım var. Ortega, senden çok büyük bir iyilik isteyeceğim. Ne demek ya? 11B'nin efsane elemanlarından biri benden yardım isteyecek. Ben de kardeşime tepkisiz kalacağım. Anlat törpücüm, seni dinliyorum. Buyur. Bak şimdi. Eğer benim bir erkek arkadaşım olursa Atılgan kıskançlıktan geberir. Çünkü beni hala sevdiğini biliyorum. Törpü. Saçmalama ya. Ben sana erkek arkadaş mı bulacağım? Adama ne derler sonra? Allah Allah. Hayır Ortega. Bana erkek arkadaş bulmayacaksın. Benim erkek arkadaşım gibi davranacaksın. Ve bunu gören Atılgan da kıskançlıktan kuduracak. Erkek arkadaşın mı? Nasıl yani? Şöyle yani. Yani işte Atılgan'ı gördüğümüz zaman böyle biraz daha samimi olacağız, o kadar. Tabii Atılgan da sinirinden geberecek. Tamam ya, kolaymış, öyle desene. Tamam, biz bunu Barbie'ye anlatalım. Yok, Barbie'ye söylemeyelim. Hayda, niye? Ya ne bileyim, şimdi bizi yanlış anlar falan. Korkuyorum. Ya zaten böyle aramızda bir iki gizli numara yapacağız, o kadar. Atılgan zaten kıskançlıktan bana kafa tutacak. Ben de intikamımı almış olacağım. İyi tamam, ne diyelim? Bir kardeşimiz bizden yardım istemiş, yapacağız artık, sıkma canını. Ay, aslan Ortegan benim. Tamam. Kanaryam dersen daha bir mutlu olacağım tabii. Ay, yapacağını biliyordum. Canım bir şey değil, ben arapasını bırakacağım önüne, sen de gol yapacaksın. Basit bir şey yani, önemli değil. Günaydın. Aa, günaydın. Günaydın. Aa, Gamze ne haber? Ben de tam gidiyordum. Gittin, hatta gittin. Gittim bile, gittin. Canım benim.
seni seviyorum. Hoşça kalın. Derste görüşürüz baba. Bay bay. Bir şey bölmedim ya. Böl. Ne bölmesi? Ne böl? Kafa karıştırma. Üste çıkma. Saat kaç? Neredesin sen? He? Kaç saattir ben seni bekliyorum burada. Neredesin? Buradayım. Değilsin. Bak, ağaç oldum ben burada. Tamam, özür dilerim. Çok güzelsin bugün. Teşekkür ederim. Teneffüste ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz aşkım? Aşkım, biz Törpü'yle 2 dakika kırtasiye gidip geliyoruz. Neden? Neden? Çünkü benim bir iki malzeme almam lazım. O yüzden gideceğiz. Şimdi yalnız gitmek istemiyorum. Atılgan'la karşılaşırım filan. Kavga ederiz. Bir sakıncası yok değil mi? Yok canım. Siz gidin işinize bakın. Ben de dergi okurum. Sağ ol aşkım. Biz gidelim o zaman. Hadi görüşürüz. Geç kalmayın, sıkılırım ha. Tamam, hemen geleceğiz. Sen hiç merak etme. Tamam. İşte orada. Ne yapacağız peki? Ne bileyim ben. Barbie'ymişim gibi davran. Barbie. Böyle elimi filan tut. Abi bunlar ne zaman çıkmaya başladı ya? Bilmiyorum abi ben ya. Ama çıkıyorlar yani. Abi adamdaki şansa bak ya. Böyle oltayı atıyor, kız geliyor abi. Bu adam futbolcuydu değil mi? Kim bilir kaç kız öpmüştür lan bu. Yani böyle benden fazla öpmüş olmasın ama öpmüştür yine de. Ne oldu lan? Böyle bir baka kaldın, böyle bir bozuldun falan. Bir şey mi oldu? Yok. Ne bozulacağım? Yani sadece seni bekleyeceğim falan demişti. Gördük nasıl bekleyeceğini. Öyle abi, beklemiyorlar bunlar. Tamam Elgin. Bunlara bak. Bu Ortega Barbie'nin sevgilisi değil miydi? Evet. Allah Allah. Bunlarda da kim kimi inat çıkar belli değil. Hepsi John John bunların kızım ya. John John bunlar. Bırak, boş ver. Gel. Nasılsın Barbie? İyi. Korkma korkma. Seni rahatsız edecek değildik. Biz sadece şey merak ettik. Siz geçen sene Ortega'yla birlikte değil miydiniz? Evet. Hala öyleyiz. Biz de Törpü'yle birlikte gördük de ayrıldığını zannettik. Kırtasiye'ye gidiyorlar. Ne var bunda? Ne güzel. Sizin ilişkileriniz rahat. Biz Kıbrıslılar kıskanç oluruk. Öyle sevgilimizi paylaşamayık. Ne diyorsun sen ya? Kırtasiye'ye gittiler diyorum. Bunda da bir sakınca yok. El ele gitmelerinde de yok yani. Hem sabahleyin de üst bahçede onları sarılırlarken gördük. Ya hiç boşuna uğraşma güzelim. Biz sağlam bir grubuz. Öyle kolay bölünmeyiz. Ama bölünmeyin. Allah muhabbetinizi arttırsın. Amin. Söyledikleri doğru olabilir mi acaba bu salağın? Sabah gerçekten de birlikteydiler bahçede. Ben yanlarına gidince sustular. Sarılmış olabilirler mi ki? Yok canım. Hem sarılabilirlerdi. Arkadaşlar sonuçta onlar. Ergen ben gidiyorum abi. Niye abi? Niye olacak? Buranın havası biraz fazla bozuldu. İyi dur ben de seninle gideyim. Yaşasın. Bir anda ilk adımı tuttu Ortega. Kesin tuttu.
tuttu abi. Adam süper trip attı. Şişt, enişte. Ne oldu kız baldız? Ve bak ne diyeceğim. Şimdi bunların çıkışta takıldıkları bir kafe var. Atılgan hep oraya gidiyor. Bütün yaz beraber gitmiştik. İyi yaptın. Neyse. Bak şimdi. Biz o kafenin önünde biraz takılsak böyle. Bir iki tur atsak. Ha, ne dersin? Tamam be tamam. Bir işe başladık bari sonuna getirelim. Aa, bir tanesi ortak, bir tanesi. Tamam ben bir taneyim, sen çikolatanı al. Çünkü Barbie bekler. Barbie'nin yanına gidelim, sınıfta çok sıkılmasın, tamam hadi yürü. Ay, evet gidelim Barbie'nin yanına. Bir şey anlamasın o da. Aa kikirik. Hayrola nereye? Hiç. Eve yani annemin başı ağrıyormuş. Benim yalnız evde de göz kulak olacağım ona. Hay Allah. İyi. Geçmiş olsun. Geçmiş ellerinden olsun. Öp Gülben teyzenin ha. Tamam. Selam söyle. Oldu. Hoşça kalın. Dikkat et Gülben teyzeme.